Herkese merhabalar, ben Tuğba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere daha önce görmediğiniz balon gibi kabaran ve gerçekten çok lezzetli pamuk gibi ıspanaklı bazlama tarifi vereceğim. Şu görüntüyü gördükten sonra zaten eminim videoyu sonuna kadar izleyip bu tarifi mutlaka deneyeceksiniz. Ve iç kısmını da sizlere gösteriyorum. Gerçekten pamuk gibi ve balon gibi kabaran harika bazlamalar. Sözü uzatmadan tarife başlıyorum. İlk olarak 150 gram ıspanağın üzerine 1 yemek kaşığı kuru mayayı döküyorum. Yarım su bardağı ılık su ekliyorum. Yarım su bardağı da ılık süt ekliyorum. Ve şimdi çırpıcımla tamamen homojen bir karışım olana kadar güzelce çırpacağım. Lütfen bu aşamada dikkatli olun. Hiç pürüz kalmayacak şekilde blenderımla çırpıyorum. Ve işte bu şekilde olacak. Ispanağı hamuru yoğuracağım kabın içerisine döküyorum. Üzerine tekrar yarım su bardağı ılık su ekliyorum. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Şimdi ununu ekliyorum. Tam olarak 4,5 su bardağı un kullandım. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. İlk önce kaşıkla karıştıracağım. Daha sonra da elimle yoğurmaya başlayacağım. Sizler de benim gibi lütfen ununuzu kontrollü ekleyin. Ve kaşığı çıkarıp elimle yoğurmaya başlıyorum. Küçük bir hatırlatma. Videolarımı beğeniyorsanız ve yeni yüklediğim videolardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup o bildirim ziline dokunmayı unutmayın. Ve ayrıca sizler de yaptığınız tariflerin resimlerini bana alt köşede çıkacak olan Instagram adresinden gönderebilirsiniz. Hamurumu toparladım. Ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. Lütfen buna dikkat edin. Şimdi kapağını kapatıyorum ve 1-1,5 saat mayalanmaya ılık bir ortamda bıraktım. Ve hamurum gayet güzel mayalandı. Üzerine biraz un serperek hamurun havasını alacağım. Hamurun güzelce havasını aldıktan sonra tezgahın üzerine alıyorum. Hamuru tekrar toparlayıp hamurdan tam 12 adet beze tutacağım. Bu şekilde hamuru kestim ve bezelerimi tutmaya başlıyorum. Eğer yapışma olursa biraz un kullanabilirsiniz. Bu bazlama tarifini ilk defa gördüm diyorsanız yorum bölümünden yorum yazarsanız çok sevinirim. Bezelerimin hepsini tuttum. Üzerlerini bir poşetle kapatıyorum ve bir 10 dakika bezelerimi dinlendiriyorum. 10 dakikanın ardından şimdi bazlamalarımı yapmaya başlıyorum. Bu aşamada un kullanıyorum. Çok fazla un kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bazlamalarımı böyle 18 santim çapında açtım diyebilirim. 15-18 gayet ideal bir bazlama büyüklüğü olacaktır. Fazla ununu silkeliyorum ve kalınlığını size daha yakından gösteriyorum. Daha önceden kesmiş olduğum yağlı kağıtların üzerine bazlamalarımı yerleştiriyorum. Tekrar nasıl açtığımı gösteriyorum. Lütfen dikkatli izleyin. Hem vitaminli hem de çok kolay bazlamaları mutlaka deneyin ve tadına bakın. İkinci bazlamamı da hazırladım. Ve hazırlamış olduğum bazlamaları bu şekilde dizdim. Üzerini bir bezle örtüp 15 dakika kadar bekleteceğim.
15 dakikanın ardından iyice ısıttığım altı yüksek ısıda olacak tavamın üzerine bazlamamı koyuyorum. İlk koyduğunuzda hemen 5 saniye içinde bazlamanızı çevirin lütfen. Daha sonra böyle bir 10 saniye bekleyince hemen diğer tarafını çevirin. Ve diğer tarafını çevirdikten sonra bu şekilde balon gibi olana kadar bekleyin. Daha sonra da bazlamanızı çevire çevire ve üzerine bu şekilde bastıra bastıra her yerini güzelce pişirin lütfen. Bazlamamı pişirdim. Şimdi üzerine biraz tereyağı süreceğim. Arasına da biraz maydanoz atacağım. İsteyenler arasına bu şekildeyken peynir de kullanabilir. Nasıl pişirdiğimi tekrar gösteriyorum. 5 saniyenin içinde hemen çeviriyorum. Özellikle yüksek ısıya ayarlayın lütfen. Bazlamalarınızın çok güzel olmasının sırrı yüksek ısıda pişmeleridir. Ve hemen diğer tarafını da çevireceğim birazdan. Bu şekilde çevire çevire pişiriyorum. İyice balon gibi kabaracak zaten. Tavada mükemmel balon gibi kabaran çok lezzetli ekmeklerimiz hazır olacak birazdan. Bu şekilde üzerine bastıra bastıra pişirin lütfen. İkinci bazlamam da pişti. Ve yine diğer koyduğum bazlamanın üzerine koyacağım. Arasına yine tereyağı sürüyorum. Ve tekrar biraz maydanoz ekliyorum. Bazlamalarım yemeğe hazır. Sizlere daha yakından gösteriyorum. Özellikle peynirle harika oluyor. Mutlaka deneyin. Yumuşacık, nefis tavada ekmeklerimiz hazır. Bölerek sizlere içini de göstereceğim. Asıl önemli olan kısmı da burası zaten. İsteyenler yağlamadan düz olarak da tüketebilirler. Ve işte mükemmel final. Görüyorsunuz iç kısmı da nasıl puf puf kabarmış. Yumuşacık, harika bir bazlama. Ve birazdan tadına da bakacağım. İnanın çok lezzetli olmuş ve biz ailecek severek yedik. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.